Merhaba arkadaşlar, kitabımızın ilk videosunda Visual Studio'nun nasıl indirilip kurulacağına dair bilgiler vereceğiz. Öncelikle Visual Studio 2017'yi indirmek için Visual Studio'nun kendi resmi sayfasını ekranda görüldüğü gibi Download bölümüne geçiş yapacağız. Burada 3 farklı sürüm var Visual Studio 2017 ile beraber gelen. Topluluk, Community, Professional ve Enterprise sürümleri. Ücretsiz olan sürümü topluluk, yani Community sürümünü kullandık kitap içerisinde de. Size de bu sürümünü tavsiye ediyoruz. Visual Studio'da eskideki gibi setup dosyası üzerinden indirilme kurumuna gitmemiş. Ufak bir Windows Visual Studio Installer setup'ımız var. Bunu indirdiğimiz zaman buradan sonraki süreç bu setup üzerinden devam edecek. Güzel, kullanışlı bir arayüz gerçekleştirmişler. Bu arayüzden Visual Studio 2017 üzerinde çalışabileceğimiz geliştirme ortamlarını yükleyeceğiz. Biz daha önceden Visual Studio 2017 kurulu olduğu için indirme işlemini gerçekleştirdik. Daha önceden kurulama üzerinden hızlı bir şekilde tekrar daha kurulum güncellemesini devam ettireceğiz. Daha önceden güncelleştirme yapıldı. Ufak bir update istiyor. Hızlı bir şekilde bu update gerçekleştikten sonra kurulumun ilk arayüzü karşımıza çıkacaktır. Tabii daha önceden Visual Studio 2017 kurulumunu yaptığımız için güncelleştirme ekranı bizi karşılayacak. Zaten büyük bir çoğunluğu benzeyen bir ekran. Biz buradan şu güncelleştirme kısmını iptal ediyorum. Değiştir diyorum. Bu kısımlar tabii sizde karşımıza çıkmayacak. Direkt şu an karşımıza çıkan bu ekran gelecek. Burada Visual Studio 2017'nin içerisine hangi platformlara, programlama dillerini veya geliştirme arayüzlerini yükleyeceğimizi isteyecek. Burada tabii Windows masaüstü uygulamaları geliştireceksek C#, Visual Basic ve F# ile bu seçeneğin işaretlenmesi gerekiyor. Onların evrensel Windows platformu geliştirmek de ismi seçenek. Burada aslında çalışma ortamınızda hangi dillerle çalışacaksanız, neler yapacaksanız bununla ilgili işaretlemeleri yapmamız gerekiyor. Masaüstü uygulamacılık için bunu seçiyoruz. Web uygulaması, web application geliştirmek için bu seçeneği, veri tabanı ile ilgili işlemlerde bu seçeneği seçiyoruz. Diğerleri aslında çalışma durumumuza göre kişiden kişiye değişen özellikler olacak. Burada şöyle bir aslında uyarıda bulunmak istiyorum. Visual Studio dil seçeneklerinde Türkçe olarak seçili geliyor başlangıçta. Şöyle göstereyim. Türkçe olarak programlama dilini, özellikle Visual Studio'yu kullanmak yeni başlayanlar için veya bu süreçte ilgilenenler için oldukça zor oluyor. Burada eğer Türkçe yerine İngilizce kullanmak biraz daha süreç içerisinde daha kolay olacak. En azından menüleri ya da özellikleri seçme açısından. Dil seçenekleri kısmından hangi dille seçeceksek bunu işaretlememiz gerekiyor. Bağımsız değişkenler kısmında iş paketleri haricinde, o iş paketlerin içindeki alt aslında paketleri seçebileceğimiz bölüm var. Burada geliştirme ortamını seçtiğimiz zaman tamamı seçilmiyor. Onların altında da frameworkler olsun, diğer alt şeylerin, paketlerin alt bileşenleri var. Burada hangi sistemlerle çalışacaksak, hangilerini yüklemek istiyorsak onları işaretlememiz gerekecek. İşaretleme işlemi bittikten sonra yükle kısmı karşımıza çıkacak. Burada şu seçeneği tümünü indir sonra yükle, indirirken yükle. İki seçeneğimiz var. İndirirken yükle de bırakmak biraz daha aslında avantaj sağlıyor zaman bakımından. Bir yandan yüklemeyi yapacak, indirdiği kadarını da bilgisayarınıza kuracaktır. Visual Studio genel itibariyle 9-10 GB'lik bir disk boyutu alıyor. Fakat bu kişiden kişiye değişen seçimlerden dolayı artabiliyor. Ama bunu indirirken yükle seçeneğini işaretlersek biraz daha hızlı bir kurulum karşımıza çıkacaktır. Kurulumu tamamladıktan sonra Visual Studio'nun simgesi başlat menüsünde yer alacaktır ve diğer alt bileşenlerde yine başlat menüsü içerisinden erişebileceğiz. Evet, ilk açılışta ufak ayarlar var. Daha önceden şunu notka. Evet, ilk açılımızda Visual Studio 2017'de diğer alt sürümlere benzeyen bir tasarım var. Buradaki görsel template'i değiştirebiliyoruz farklı temalarda.
İlk açılışımız diğer Visual Studio sürümleriyle aynı özellikte olacaktır. Visual Studio içerisinde yeni bir proje açmak için birden fazla yöntem var. Birinci bölümün New Project kısmından Create New Project diyerek bir proje açabiliriz. Var olan projelerimizi açmak için Open Project bölümünü kullanabiliriz. Daha önceki projeleri yine görmek için Recent Project kısmı, Recent kısmı. Yine yeni proje açmak için yeni proje butonunu kullanabiliriz ya da File menüsü içerisinden New deyip New Project kısmından yine yeni bir proje açabiliriz. Bir sürü kısa yol var. Programcı veya geliştirici kolaylığına göre birini tercih edebilir. Yeni bir proje ilk açacağımız zaman tabii hangi programlama dilinde çalışacağımızı sol taraftaki template bölümünden, menü bölümünden seçeceğiz. Kitap içerisindeki uygulamaların tamamı C# programlama dili üzerinden geliştirildi. Biz de C# programlama dili üzerinden ilk projemizi gerçekleştireceğiz.